Evet. İlk bölümde kılcal damarlarımızı hallettik. Şimdi de gelelim başka deformitelere, vücudumuzdaki. Bugün estetiği konuşacağız ama estetiği biraz daha geniş konuşacağız. Gövdemizde olabilecek bütün estetik kusurları halletmenin yolunu arayacağız. Özellikle erkekler de bugün ekran başında olsunlar diyoruz. Çünkü erkeklerdeki istenmeyen göğüs büyümeleri onların tüm sosyal yaşamlarını etkileyebiliyor. Operasyonları zor mudur? Hocamıza soruyor olacağız. Estetik ve plastik cerrah doçent doktor Hayati Akbaş stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Size nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi hemen ben sormak istiyorum. Torso plastiği diye bir şey duydunuz mu? Hayır. Bak bizim seyircimiz her şeyi bilir ama bunu bilmiyor. Bilemedik evet. Bunu bilmiyor. Nedir torso plastiği? Şimdi torso plastiği derken hani gövde estetiği. İnsan bedeninde baş bölgesinin ayrı bir önemi var. Hepimiz biliyoruz. Hı hı. Kolların, bacakların ayrı bir önemi var. Bu hem fonksiyonel açıdan öyle, hı hı, hem de estetik açıdan öyle. Ama aynı zamanda bir de gövde kısmı var. Bizim, hı hı, hem başımızı, ekstremitelerimizi bağlayan bu ara bölge dediğimiz gövde bölgesi. O bölgede meydana gelen şekil bozukluklarının düzeltilmesi torso plasti. Türkçe olarak gövde estetiği diye adlandırılıyor. Gövde, gövde estetiği. Evet, evet. Peki şimdi önce şuradan bir başlayalım. Çünkü bu konu hakikaten giderek artan bir konu. Erkeklerde göğüs büyümesi. Özellikle genç çocuklarda, çok kilolu insanlarda, çok kilolu erkeklerde bu memelerde göğüslerde bir büyüme çok oluyor. Doğru. Kadın tarzı bizim jinekobasti çok dediğimiz doğru, büyüme çok oluyor. Doğru. Ve bunlar artık size çok sık gelmeye çok, başlıyor herhalde. Çok sık, çok sık. Evet, sadece gövde estetiği denildiğinde hep aynı şeyi söylüyoruz. Kadınlara özgü değil bu. Erkekler aslında, hı hı, ciddi bir önemi var. Hı hı. Erkeklerde de yine kadınlarda olduğu gibi memenin görsel anlamda çok büyük bir önemi var. Erkeklerde göğüs büyümesi meydana gelirse biz bunu jinekomasti diye, yani kadın tipi bir meme şekli oluşmaya başlarsa biz bunu jinekomasti diye ifade ediyoruz. Çok az bir oran da değil. 100 erkeğin belli yaş gruplarını tabii dikkat alarak konuşuyorum. Aşağı yukarı 60'ında memede büyüme, kadın tipi bir meme büyüklüğü. Bu hafif olabilir. 100 erkeğin 60'ı biraz. Neredeyse. Yok, abartılı değil. Bu normal bir rakam. Karizma çizildi. Durun yani, yani 160'ın erkeğin. Ama geçen başka bir estetik cerrah da dedi ki 3 tane kadın göğsüyle ilgili sorun için geliyorsa mutlaka bir tane de erkek geliyor. Doğrudur, aynı günde. Doğrudur. O gün doğrudur. De çok şaşırdık bu istatistiğe. İstatistikler çok iyi. Ama tabii bunların çok büyük bir kısmı bunu problem olarak edinmeyebilir. Bunu konuşmayabilir. Bunu gündemine almayabilir. Bundan da etkilenmeyebilir. Ama, hı, bazı insanlar var ki, mesela bazı erkekler var ki o göğüs büyüklüğünden ciddi şekilde rahatsızlık duyar. Ve bu nedenle tedavi olmak amacıyla bize gelir. Neden? Kıyafet giyemezler. Hı hı. Veya sosyal aktivitelere katılırken özellikle yüzme gibi. Hocam bu çok spor... efemine de bir görüntü. Evet, 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 evet. İster istemez yapıyor. Psikolojik, evet, açıdan çok ciddi bir rahatsızlık yaratır. Özellikle ergenlik çağındaki o dönemde daha da, evet, sürekli kendini, evet, saklar, evet, bir hal oluyor. Bir şey gelişmesi var. Çünkü orada bir cinsiyet kendi karakterinin gelişmesi var. Oluşumu o var. Gelişiminde de tabii problem çok yaratıyor. Ekranda görüntüler var. Onu bir alabilirsek bakın, bize. Bu bir jinekomasti. Evet. Tabii ben şurada ekranda oradan daha iyi. Evet, bakın bu jinekomasti de. Tabii jinekomasti erkek tipi meme büyümesinde değişik tedavi yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi işte liposuction'la tamamen tek başına. Şimdi gördüğünüz liposuction'da. Biraz önce liposuction'la o bölgeden yağ dokuları meme parenkimi dahi çıkartılabiliyor. Hocam. Bak orada küçük bir meme altında kalan bir parenkim dokusu kalırsa da çok küçük bir insizyonla gelip o da alınabiliyor. Herhangi bir iz olayı olmadan, herhangi bir rahatsızlık kaynağı yağ olmadan. Yağ dokusu temizlendi. Temizlendikten ve... sonra, ha, küçük parça parenkim dokusu oradan alınıyor ve normal bir erkek göğsü oluşturulmuş oluyor. Şimdi yalnız bir de şuna... kası koyabilirsiniz içeri. Onu diyeceğim, onu da diyeceğim. Bakın, bazı erkekler... Oradan aldığınızı baklava yapın ya, bazı altlara. Bazı erkekler birçok erkek belki de şöyle bir göğüs kısmının biraz gelişmesini, kasların, göğüs, hı-hı, kaslarının gelişmesini ister. Daha bir erkek tipi şey verir. Özellikle memenin üst kısmında kalan kısmın, hı-hı, alt kısmı değil, biraz büyümesini ister. O nedenle de yaptığımız işlemlerden bir tanesi işte silikon blok konulabiliyor. Veya yağ dokusu koyarak o bölge biraz daha erkeksi, biraz daha çıkıntılı hale getiriyor. Yani aa, o bölgenin bu oldu, bildiğimiz iyi oldu. Biz kaslı zannettiğimiz kimilerinde, evet, silikon var olabilir yani. Olabilir tabii ki. Yani erkeklerde bu olabiliyor. Biz boşuna çalışmışız onca sene. Sen düşün, daha çabalı artık bütün günler. Yani bazıları bunu tabii arzu edebiliyor. Arzu edilirse de bu tip yöntemler, hmm, var. Bunlar da yapabiliyoruz, yapılabiliyor. Şimdi tabii erkeklerde bu olay göğüste problem olabiliyor. Meme büyümesi jinekomasti değil. Yine erkeklerde de aynı şekilde bedende değil mi? Oraya geçmeden bir son bir soru soracağım jinekomastiye ilgili. Peki bir ergenlik çağındaki bir çocukta bu oldu ve aldınız. Evet. Ama bunun eğer hormonal yapısı ya da dış etmenler dolayısıyla oluyorsa tekrarlama riski var mı? Tabii mümkünse bunu ergenlik döneminde almak lazım. Ergenlik dönemini tamamlasın. Ondan, hı-hı, sonra çok büyükse eğer o da yapılabilir. Diyelim 15-16 yaşında çocuk hakikaten çok büyük. Sizin sorunuz o muhtemelen onunla, evet, ilgili. Evet. Çok büyük ciddi rahatsızlık yaratıyor. O zaman tabii ki
mecburen o düzeltilir, yapılır. Herhangi bir rahatsızlık da oluşturmaz. Ama mutlaka öncesinde hormonal analizler, bir takım tetkikler, araştırmalar yapılır ve ondan sonra eğer bir sebebe bağlı olmayan, yani altta yatan bir hormonal neden yoksa zaten bunlar yapılır. Yapalım. Ki çok büyük bir kısmında iatrojeniktir. İatrojenik ne demek? Herhangi bir hormonal veya başka bilinen bir sebebe bağlı olmaksızın ortaya çıkmış meme büyüklüğü demektir. Böyle bir durumda tedavi normal bir şekilde yapılır ve herhangi bir rahatsızlık da asla bırakmaz. Tam tersine o çocuğun kendine güvenli oluşur. Artık daha rahat, psikolojik olarak daha kafası rahat, kendi işleriyle, aktiviteleriyle, okuluyla daha rahat uğraşabilir bir pozisyona mental gelir. Mental olarak çok daha çok sağlıklı daha rahat bir o, tabii. Çocuk ortaya çıkıyor. Aksi takdirde beyninin çok önemli bir kısmı oraya gider. Günlük işleri bundan çok büyük zarar görür. Tabii. Bizim kafamızda hep böyle yüzyıllardır gelen bir kadın ve erkek imajı var. Yani kadında omuzlar biraz daha dar, kalça biraz daha geniştir. Evet. Erkekte ise omuzlar biraz daha geniş, kalça biraz daha dardır. Doğru. Ama bugünkü obezite oranlarıyla, bugünkü beslenme oranlarıyla birçok erkeği görüyoruz ki kalçalar omuzlardan oldukça daha geniş. O oran bozuluyor. Bu oran bozuluyor. Oran bozuluyor. Yani bedende tabii bir oran var. Boya bağlı, işte kiloya bağlı mutlaka bir güzel bir oran var. O oran o yağlanma nedeniyle, özellikle de oransız yağlanma nedeniyle bozulduğunda ciddi bir estetik kaygı. Dolayısıyla erkekte meme büyüklüğü var ama erkekte aynı zamanda yağ dokusunun vücutta artması da bir başka estetik kaygıdır. Onlarda da yine bu bölgenin yapılan liposuction yöntemleriyle çok şekilli, çok düzgün erkek tipi bir figüre, bir formasyona gelmesi mümkün tabii ki. Bunlar çok sık yapılıyor artık günümüzde. Çok sık. Yani çok sık hakikaten yapılıyor. Ben ameliyathanede dikkat ediyorum. Plastik cerrahların yaptığı operasyonlarda kadınlara neredeyse yakın oranda erkekler neredeyse ameliyat oluyor artık, şu anda. Neredeyse o eskiden gidiyor, böyle bir şey yoktu. Eskiden erkek hemen hemen hiç görmezdi. Tamam. Erkek plastik cerrahi ameliyatına girmiş görünce hepimiz gider bir bakardık ne yapılıyor diye. Valla burun dışında, burun dışında başka bir şey yapıldığında hatta ben ilk şeyi görmüştüm. 10-15 sene önce falan böyle liposuction yapılıyordu. Ve liposuction'a alınan yağları göğüs aynen dediğiniz gibi göğüse ve elmacık kemiklerini oralara koyuyorlardı. Dedim ki ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir ameliyat yapıyorsunuz? Tabii böyle aşağıdan alıyorlar, buralara böyle tıkıştırıyorlar falan filan. O zaman çok şaşırmıştım. Aslında bir heykel tıraşlık gibi. Evet. Nerede fazla var al, nerede eksik var koy. Tabii vücudun hem kendi, kendi bedeninden, evet, hem de kendi bedeninden koy. Ekstra da bir maliyet de olmasın. Sağlık anlamında söylüyorum bunu. Bunlar çok sık yapılıyor. Şimdi erkeğin bir beden algısı var. Şimdi meme olmasın istiyoruz değil mi? Evet. Mümkün olduğu kadar küçük olsun ve olmasın ve erkek tipi olsun. İşte vücudun oranları da belli şekillerde olsun. Şimdi gelelim kadına. Şimdi torso plastik kadında da tam tersini istiyoruz. Şimdi kadına düşünün memenin erkekte memenin olması sorun. Evet. Kadında memenin olmaması sorun. Evet, bazen göbekler göğüsleri geçiyor ne yazık ki kadınlarda. Aynen. Evet. Veya nedir? Belli oran üzerinde büyük olması sorun. Hı-hı. Ciddi bir sağlık sorunu. Yani örneğin sadece memeden bahsedersem kadında erkek farkı olarak anlamda söylüyorum. Normalden küçük olması ciddi bir sorun. Büyük çünkü olması. Kadın bedenini, kadın figürünü, imajını olumsuz etkiliyor. Şimdi büyük olması ciddi bir sorun. Sadece bir imaj sorunu değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık sorunu. Hı-hı. Çünkü ağırlığın etkisiyle omurganın aksında bozulma. Postürünüz bozuluyor. Postürde bozulma, evet. Kamburlaşma, onu gizlemek için, saklamak için değişik kıyafetler giyme ve belin bu şekilde aynen böyle kambur bir vaziyete evet, gelmesi. Süçenin askı izleri, derin derin oluklar yapmaya başlıyor. Yapması, evet. Kol ağrısı, omuz ağrısı, sırt ağrısı ve fıtıklar ortaya çıkıyor. Ciddi bir sağlık sorunu. Bunu da mutlaka düzeltilmesi lazım. Bu bir sırf estetik sorun değil, hem estetik hem de bir ciddi fonksiyonel ve sağlık sorunu. Aslında ne kadar çağlar içinde değişiyor biliyorsunuz. Anadolu'da bir kibele vardır. Bu doğurganlık tanrıçasıdır. Doğru. Kibeleye bakacak olursanız böyle etli butlu. Simit doğru, etli butlu doğru, böyle. Doğru. Ama o bir tanrıçadır, doğurganlık tanrıçası. Çünkü ne kadar kalça geniş ve etrafında yağ varsa o kadar östrojeninin yüksek olduğunu gösterir. Doğru. O da doğurganlığının yüksek olduğunu gösterir. Onun için doğru. Böyle ama şimdiki doğru. Algımız bambaşka farklı. Oldu. Zaten estetikte algı, doktor bey, hep daha önce konuştuk. Çağlardan çağlara değiştiği gibi toplumdan topluma, kültürden kültüre çok büyük farklılıklar arz ediyor. Tekstil modası gibi gerçekten estetik modası estetik de da moda var. Değişiyor. Afrika kültüründeki güzellik modasına gidin bakın. Gidin uzak doğuda Çin'deki güzellik modasına bakın, algısına bakın. Muazzam %100'e yakın farklar vardı. Bu doğru. Yine kadınlarda tabii bu memenin büyük olduğu zaman cerrahi yöntemle küçültülmesi ya da küçük olduğu zaman ki küçük olduğu zaman da ciddi bir sorundur. Hani nasıl erkek kendine meme olduğu zaman ciddi rahatsızlık duyar bundan ve kendini kadın mıyım ben yani böyle bir evet. Bende kadınlık mı? Yani o bir reaksiyon verir. Ona bir reaksiyon. Erkek kadın içinde düşün göğüs hiç yok. Genç kız biz çok yapıyoruz. 18 yaşına gelen bir genç kızda dümdüz erkek gibi bir beden, bir vücut. Hatta çoğu erkekten daha düşük, daha az beden. Onun kadınlık algısında ciddi rahatsızlık yaratıyor. Psikolojisinde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Onlar da yine meme protezleri çok düzgün, çok normal, formal bir hale getirilebiliyor. Eğer büyükse de tam tersi.
Büyükse de tam tersi, yapılan bir cerrahi müdahaleyle olması gerektiği büyüklüğe, olması gerektiği volüme ve pozisyona getiriliyor. Büyük olduğu zaman da vücudunuz ne kadar zayıf olursa olsun, göğüsler büyük olduğu zaman böyle bir bütün olarak algılanıyorsunuz. Aynen. Yani bir kütle görünümü ister istemez oluyor aynen. insanda. Yani her şey normal olmalı. Evet. Kadın imajına uygun normal büyüklük, şekil ve volümde olmalı. Hı-hı. Erkekte de aynı şey, erkek için normal olmalı. Tabii kadında sadece o bölge değil, deformasyon olduğu zaman kadınlarda gövde deformasyonları, torsoplasti biraz daha ön planda. Neden? Çünkü doğum olayına bağlı, çocuk doğurmaya bağlı veya kilo alıp vermeye bağlı. Onlarda biraz fluktüasyon, dalgalanma biraz daha fazla, hepimiz biliyoruz. Kadınların hayat içerisindeki o kilo al, bir 100 kilo oluyorlar, 70 kilo düşüyorlar, 60 doğum nedeniyle veya 80 oluyor, 50'ye düşüyor falan. Bütün bunlar ister istemez gövdede bir deformasyon yaratıyor. Şimdi yarattığı zaman sadece bu olay, bu deformasyon sadece göğüslerle ilgili kalmıyor. Bel bölgesi, karın bölgesi tamamen bozuluyor. İşte o üçlü kazaya, yani bacaklarımız, gövdemiz ve başımız bir oran olmalı. Hem uzunluk anlamında, hem boyutsal anlamda, ne şekil anlamda. O oran tamamen bozuluyor. Üstü başka, altı başka, ortası başka bir vücut ortaya çıkıyor. Bize bir konuk geliyor. Bir dakika dur. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Mikrofona biraz yakın tutabilir miyiz? Hoş geldiniz. Şöyle merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Şimdi hocamız anlatıp duruyor. Evet. Sizde evet. hangisi var? Ne şikayet var? Benim göbeğim çok, göbeğimden çok da rahatsızım. Değil mi? Evet. Evet. Nasıl? Evet. Bakayım, eğilip doğrulamıyorum. Bakabilir miyiz göbeğinize? Çok. Pantolon yan, sıkıyor. Yan dönerseniz şöyle, kameraya şöyle belki. Şöyle dönün. Sıkmasam evet. daha da çok evet, bakın, aslında. Evet, bakın bakalım. Dikkat edersen karın meme dokusunun önüne geçmiş. Dikkat evet, edin bakın. Evet, evet. Biraz önce bahsettiğim şey yani geçmiş, şöyle tabii de ki. Yaparsak heh, belki daha iyi anlarız. Evet, şöyle daha iyi anlaşılır. Evet. Oldukça gerisinde kalmış. Evet. Dolayısıyla bu bedeni, figürü olumsuz anlamda tabii ki etkiliyor. Evet, etkiliyor. Bu sadece onu etkilemiyor. Dikkat edin, sorarsak kıyafet giyerken, otururken, kalkarken ciddi rahatsız. Çok eziyet çekiyor. Bir şey daha göstereceğim. Şöyle. Buna bakın. Şimdi bir de şu bel girintisine bakın. Evet. Bakın evet, bel evet. girintisi de o kadar, ben gene şu alayım mı kartı? Tabii. Şu evet. kartı koyayım. Bakın kartı koyduğumda şöyle biraz daha dönerseniz. Evet, evet. Aradaki boşluğu görüyor musunuz bel girintisinde? Evet, 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 evet. Bu evet. aslında neye yol açıyor? Ne olur. Bu gün içinde sürekli vücudun şöyle yatmasına yol açıyor. Evet. Bu o kadar bel ağrısı yapan bir şey ki. Çünkü düşünün aslında iki tane birbirine dokunan, yani omurlar üst üste ve böyle durması gereken omurlar böyle kayıyor. Hayır. Ve sizin kaslarınız bu kayan omurları bu hale getirmeye çalışıyor ama gelmediği için bütün gününü böyle geçiriyor. Müthiş bir aslında fizik yük taşıyorsunuz siz. Evet. Çünkü bu bölge, hani bizim korse, doğal korse dediğimiz bölgede evet. zayıflık var. Karın da çıkmış, bel iyice içeri girmiş evet, içeri. Ve size çok ciddi bir sıkıntı veriyor. Aslında evet. bakın, karın fıtığı var Türkçe. Evet. Fıtık var. Doğru. Tabii. Bir noktada. Evet. Çok. Peki böyle durumlarda ne yapılabilir? Şimdi mesela böyle durumda mutlaka işte bizim torsoplasti dediğim, benim gövde estetiği dediğim olan yapılacak. Mutlaka bu karın tekrar o doğum öncesi veya gençlik dönemindeki sıkılığına, gerginliğine, bel oyuntusu normal şekline ve karın düzlüğü normal şekline yeniden getirilecek. Nasıl yapıldığını görmek ister misiniz? İsterim. Dur bir dakika, hemen getiriyorum. Şimdi bizim burada bir... Canlı canlı görelim. Evet efendim, bir maketimiz var. Böyle bir çamurumuz var. Hemen ben onu kaldırıyorum. Hocamız da bir dakika. Yok şöyle alacağım. Tamam bir saniye. Hop. Evet. Şimdi bakın aynı yandan da göstereyim dikkat etse. Aynı şöyle... benim göbeğim diyor. Evet yani hakikaten benim. Şimdi bakın yandan görülebiliyor mu orkana? Sizi de şöyle Nilüfer'in yanına alalım. Yandan şuraya kamera yandan göstereyim. Bakın meme dokusunun önünde bir karın dokusu düşünün. Bakın birçok kadında bu problem cidden var. Göğüs dokusu artık geride kalmış. Hem yayılmış, hayvanlaşmış, projeksiyonunu kaybetmiş. Ama aynı zamanda karın bölgesi deforme olmuş, fıtıklaşmış, ileri doğru çıkıntı yapmış. Şimdi bu karının mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. Bakın şu yandan bakın, bu çıkıntı, şu panikulus mutlaka gitmeli. Evet. Burası gitmeli. Burada ne yapıyoruz operasyonda? Bir de bu aşağı da çekiyor değil mi? Hem aşağı da çekiyor. Aşağı aksı bozduğu için şu olayı. Yani omurganın düşünün, dik omurganın öne doğru eğilmesine de yol açıyor. O omurgayı da bozuyor. Bakın şu bölgeden giriyoruz. Ya ne yapıyorsunuz buna diye sorarsanız. Şuradan iç çamaşırın içinde kalacak şekilde şu bölgeden giriyoruz. Dışarıdan herhangi bir iz yok. Yani burada bir kesi yok. Sağda solda bir kesi yok. Buradan girip bunu yukarı doğru kaldırıyoruz. Bunu tamamen kaldırıyoruz. Alttaki kaslar, hani o doğumlara bağlı kilolatörü gibi ayrışmış kaslar. Bakın normalde şöyle olması gereken kaslar zamanla bakın şu şekilde ayrışıyor. İşte bombeleşti, fıtıklaştı. İç organlar artık buraya doldu. Oysa ne olmalı? Bu bolluk böyle değil. Ben yandan nasıl gösterebilirim? Tamam, şöyle böyle göstereyim. Gözüküyor. Bakın ben bunu şöyle daraltmalıyım. Şu şekilde daraltmalıyım. Bu deliği kaldırdıktan sonra mutlaka alttaki kasları, fasyaları plikasyonla daraltıyoruz. Sonra fazlalık olan deri bolluğunu, yağ bolluğunu kesip alıp atıyoruz. Ve yeniden
Şöyle bunu nasıl yapacağız? Tabii bu şeyle yapabiliriz. Belki oradan şöyle. Değil, oradan değil. Şuradan belki yapabilirsek göstereyim ama biraz ben onu şöyle göstereyim en iyisi. Daha düzen bıçakla keseyim tabii ki. Bakın. Bu tabii bunu pasta şöyle, gibi oldu vallahi. Şöyle keseyim ben onu. Bakın bu gitmek zorunda. Mutlaka gitmek zorunda. Şöyle. Karşı tarafını da keselim. Orayı da keseyim evet. Şöyle gelirsem. Bakın ben şöyle buradan da önünü kapattım belki ama. Yok, karşı şimdi kameradan görüyoruz. Mutlaka evet. Angelina Jolie gibi oluyor diye evet. Geliyor. Mutlaka. Bir şey söyleyeceğim. İşte öyle kesilip alınması lazım. Kesilip alınması lazım değil mi? Evet. İçiniz gitti böyle değil mi? Evet. Çünkü benim göbeğim öyle gitse bakın. Kesilip de. Mutlaka hop. Bu buradan gitti. Gitmedi. Artık bu tamam. Parça buradan ayrılmalı. İşte öyle fazlalık ve burası var. Da böyle düzleştirilmeli. Şöyle yapmalıyız. Vay genç kız evet. Gibi oldu vallahi. Bakıldığında hakikaten bu kadar dramatik hatta daha büyük dramatik fark ortaya çıkıyor. Operasyon öncesi ve sonrası arasında. Vallahi Hayati Hoca'nın da eline sağlık. Bu çamurla bile bu işi yaptı vallahi. Yani. Burun da yapmıştı Hayati Hoca çamurla. Evet, evet. Bakın şöyle bakıldığında burası tabii yeniden göbek aynen olması gerektiği yerde yeniden göbek oluşturuluyor şu noktada. Onu belki göstermek zor olacak. Normal olması gerektiği yerde şurada. Göbek yeniden oluşturuluyor. Bu iz nerede kalıyor? Evet, göbek deliği de oluşturuyorsunuz. Tabii tabii hocam? Tabii. Göbek aynen oluşuyor. Göbekte herhangi bir değişiklik yok. Hatta daha güzel düzgün bir şekilde getiriliyor göbek. Hı-hı. Yeri falan da zaten kayıyor tabii. Yeri de kayıyor. Bakın şurada dikiş nerede oluyor? Dikiş bakın şurada. Şu şekilde iç çamaşırın içinde ince bir iz. Sezaryen bakın, yeri gibi aslında. Sezaryen gibi düşün. Şurada. Yani buranın hiçbir yerinde iz olmaz. Şu alt kısım iç çamaşırın içinde. Şimdi düşünün. Böyle tümsek bir karın, çıkıntılı bir karın ama hiç iz yok, hiç anlamı yok. Onun tamamı iz demektir zaten. Hı hı. Hani iz olur mu doktor diye sorulur ya. Farz edin bunda iz yoktu değil mi? Tümsek bir karın. Bunun tamamı izdir. Tamamı rahatsız edicidir. Ama dümdüzgün bir karın, hiçbir iz, hiçbir problem yok. Sadece iç çamaşırın içinde kalan ince bir çizgi ve o izi de hiçbir şekilde hastalar görmezler. Yandan görebilir mi bilmiyorum şu an. Görülüyor, belki yandan... evet, süper oldu. Vallahi. Yandan bakıldığında evet yani bu neredeyse bu hale giriyor hatta... bu da sizin göbek. bir de bunu mu ilave edeyim? Zaten elinde kalıyor. Bunu mu ilave edeyim? O da yapıştırsın. O da yapıştırsın. Ama bunu çıkarttık valla. Benimkinde bundan çok çıkar. Bundan çok mu çıkar evet. Size? Hatta çok şunu var. Söyler bazı hanımlar. Benim hamilelik öncesi yani gençlik dönemimde dahi... Bu böyle olmamıştı. Karnım olmamıştı derler. Tabii. Ama tabii evet. Sizin orada yaptığınız çok önemli bir şey var. İş başta anlattığınız sadece yağı almak değil. Değil, değil. Kasları evet. Ve esas kası tutan bir fasya dediğimiz evet, evet, vücudu evet. Tutan bir doku var. Onlar bir araya toparlanıyor. Yani tabii aynen ki. Onlar tabii kumaş ki. Gibi çünkü. Aynen, vallahi aynen. 10 yıl spor yapmış gibi yapıyorsunuz oluyor içten tabii, değil mi? Tabii tabii tabii. Neredeyse de aynen o. Çünkü dediğim gibi normalde şöyle olması gereken kaslar içe geçmiş sıkı kaslar. Zamanla böyle ayrışıyor ve içerideki dokular dışa doğru çıkıyor. İşte karın böyle oluşuyor. Siz oradan yeniden bu kasları sıkı bir şekilde oturtturduktan sonra fazlalık deriği ve yağ aldığınızda artık o gençlik dönemi, doğum öncesi döneminin sıkılığına getirmiş oluyorsunuz. Evet. Tabii şimdi ki. Şunu koyayım o deminki gösterdiğinizden bir şey tabii göstermek ki. İstiyorum. Tabii ki. Şu deminki gibi yapar mısınız hani şu hareketi? Bakın şu normalde kaslarımız şu. Şimdi bakın iç içe geçmiş şunun vaziyette. Şunun üstünde aslında yağ heh. Olarak şöyle bir yağ var. Öyle bir yağ yani var. Yani çok yağ değil ama bunu heh. Bir açarsanız kolunuzu bakın, şimdi. Bakın, bakın yağ bu kadar ama... Bu kasların altta, açılmasıyla evet. Aslında ne kadar büyüyor gövde. Bütün yani karın esas boşluğu, hikaye burada. Esas hikaye orada. Karın boşluğu olduğu gibi dışarı çıkıyor. Olması gerektiği yerin 2 kat 3 kat dışına çıkmış oluyor, taşmış oluyor. Ve o şişliğin çok büyük kısmı da ona bağlı olmuş oluyor dediğiniz gibi. Ama tabii o arada deri bollaşmış. Evet, bol deri laşkalaşmış. Yağ dokusu dağılımı bozulmuş. Bel düzleşmiş. Normalde bir kadının olması gereken bir bel yapısı var. O gitmiş. Bazı kadınlarda şunu da yapıyoruz. O bölgeden aldığımız yağlarla hani o bele kadınsı bel çıkıntısını normal dozda olması gerektiğinde popo bölgesine de o kavisi düzgün bir şey vermek için aldığımız yağ dokusunu demin dediğiniz gibi eksik olan bölgelere injekte ederek o orantıyı daha da bir normal hale getirmiş oluyoruz tabii ki. Yani popoyu da kaldırıyorlar. Ben popo falan istemem de bu göbeğimin yağından kurtulmak çok isterim. Bıktım bu göbeğimden. Ha bir şu var doktor bey bir şunu da söyleyeyim. Bakın karın yapılırken aynı anda kadınlarda göğüste de mutlaka deformite vardır. Ben diyeyim ki 100 kadının hmm. karından şikayet için gelen 100 kadının 98'inde belki %2'sini bırakıyorum ama memesi mutlaka ya büyüktür ya küçüktür ya sarkıktır ya da bunların kombinasyonudur. Bunu yaparken biz mutlaka bu kısmı da düzelterek ikisi arasındaki balansı daha da pozitif bir noktaya taşıyoruz. Hmm. Dolayısıyla tamamen şu bölge tam bel kısmı
karın kısmı, sırt kısmı ve göğüs kısmı birlikte işte torso plastiği tam bir gövde estetiği haline gelmiş oluyor ki 100 kadının hakikaten 98'inde az ya da çok bu problemler birlikte olabiliyor. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım en azından siz bir hanımefendiyi bir görün, bakın ne yapılabilir, ne edilebilir ondan sonrasını konuşalım. Memnuniyetle. Olur mu? Tamam, olur. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Ay Allah razı olsun. Ben sizi götüreyim. Evet, yerinize. Hocam tabii bu çok ciddi de bir... Ciddi bir kitle çıkıyor. Bazen bakın şuradan... Doktor Bey şunu da söyleyeyim. Bakın böyle bir ameliyatta, ben hiç unutmuyorum. 17 kiloya yakın parça çıkarttığımız o kadar. 17 kilo. Ama tabii çok ağır bir hastaydı. Kilolu bir hastaydı. 17 kilo. Çamur da buradan çok ağır parça, bu. Tek operasyonda karıma yakın. Şimdi onun ağırlığını, volümünü bir düşünün tabii ki. Oluyor zaman zaman. Yani 17 kilo bir yandan da 17 kilo vermiş oluyor yani. Bir yanda 17 kilo vermiş oluyor tabii ki. Müthiş tabii bir şey. Peki şunu soracağım. Bütün bunları yapıyorsunuz ama vücut da öyle hani bir şey ki... Neresine dokunsanız öbür tarafı eksik kalacak. Yukarıdan başladınız. Hadi göğsü yaptınız, karnı yaptınız. Hop kalçalar geldi. Evet. Şimdi oralar oldu, buralar oldu. Onu incelttiniz, bunu incelttiniz. Altında kalçalar kaldı. Bir de kaldı ayrıca estetik çok viritik bir şey. Ben hep öyle diyorum. Yani bir kere o estetiğin hele güzel yapılmış ve mutlu sonuçlanan bir estetikten sonra insanlar hep bir şeyleri daha yaptırmak istiyor. Yani bir başlayınca çekirdek gibi arkası geliyor hocam. Çünkü insan güzel olan şeyi kaybetmek istemiyor. Evet, aynen. Olmayan ve güzele de çabuk alışıyor. Aynen. Bu çok doğru bir şey. Çok doğru. Ama ne oluyor? Bakın bazen öyle oluyor ki siz gövdesini yapıyorsunuz. Mutlaka o insanın ne bileyim bacaklarında incelik olabilir, çarpıklık olabilir aynı anda. İşte yüzünde, burnunda problem olabilir, göz kapaklarında problem olabilir. Bu bir bütün. Bir yerden başladıktan sonra dediğiniz gibi eksik olan kısımlar arka arkaya geliyor tabii ki. Arka arkaya geliyor. Peki şimdi bu operasyon büyük bir operasyon. Yani öyle liposakşına benzemiyor ya da ne bileyim çok basit bir meme estetiğine falan benzemiyor. Yani bu karın büyük bir operasyon. Baksana piremetre bir çocuk evet, çıkmış gibi. Ona göre büyük. Doğru doktor bey. Mesela bir meme büyütmeye küçültmeye göre büyük bir operasyon. Büyük bir operasyon. Ama şunu da söyleyebilirim. Gerçekten artık kafamızda büyüttüğümüz kadar da çok da büyük operasyon değil. Mesela böyle bir operasyonu biz karın gel şu yaptığımız işlemi ameliyathane ortamında tahminen ortalama 2-3 saatte çok rahatlıkla bitirebiliyoruz ki düşünün sadece burun ameliyatlarının bile gibi çok önceleri benim hemde öyle 3-4 saat, 5 saat sürdüğü dönemleri düşünün. Ona göre 3 saatlik bir operasyon asla büyük değil. Mesela meme artı karın artı liposakşın şu kombine operasyonun toplam 3 ila 5 saat arasında rahatlıkla artık yapılabildiğini söyleyebilirim. Tecrübeli deneyimlerle. Peki sonra hasta nasıl ayağa kalkıyor, nasıl iyileşiyor hasta, ve tamamen ne zaman iyileşiyor? Ne zaman? Böyle bir hasta örnek veriyorum. Eğer çalışan insansa yani memursa, işçiyse şunu söylüyoruz. 2 hafta ile 3 hafta arası izin almak, raporlu olmak mutlaka gerekir. Aksi takdirde tabii ki şimdi böyle bir ameliyattan sonra 3 gün sonra 5 gün sonra işe gidebilirsin demek doğru değil. Ama sadece meme ameliyatı için söyleyeyim. 3 ila 7 gün sonra işine gidebilirler meme ameliyatı için. Ama abdominoplasti, karın estetiği, gövde estetiği için içine girmişse o zaman tabii ki 2 hafta 3 hafta bir istirahat dönemi mutlaka hocam, gerekir. Hocam korse kullanımı var mı? Korse kullanımı var. 1-2 ay arası, 1 ay ile 2 ay arası korse kullanımı mutlaka öneriyor. Kaldı ki şöyle düşünelim. Şimdi böyle bir bedende biraz önce hanımefendi geldi. Şimdi onun bir sıkıntısı var yani yok dememek mümkün. Onu hissediyor. Otururken kalkarken yap. Şimdi o insanın tutup 2 hafta 3 hafta böyle bir şey için istirahat etmesi belki bir tatildir, bir güzelliktir. Evet, gözünde büyümez. Tam tersine bir güzelliktir. O kendini bir ödüllendirmedir aynı zamanda. Dolayısıyla bu anlamda bir zorluk da söz konusu değil. Aslında sizin söylediğiniz çok doğru. Şimdi gelip de hani bunun izi ne kadar olacak? Efendim bu ne kadar yatacağım demek çok mantıklı değil. Çünkü bütün hayatı boyunca sıkıntı çeken bir insan. Çeken bir insan. 2-3 hafta içinde sıkıntılardan kurtulması demek bu. Bir tatil dinlenme, bir ödüllendirme belki kendi kendini. O anlamda şey değil. Operasyonlar gerçekten önceki dönemlere göre artık çok daha kısa sürede, çok daha konforlu, çok daha iyi sonuçlarla elde edilebiliyor. Hasta memnuniyet oranları önceki yıllara kıyaslandığında günümüzde çok daha iyi. Neden? Çünkü teknik gelişmiş, konfor, rahatlık gelişmiş. İmkanlar tabii teknolojik imkanlar çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Yeter ki iyi seçilmiş bir vaka, iyi bir preparasyon, ameliyat öncesi hazırlık ve şey bir hasta. Yani motivasyonu iyi bir hasta. Bunlar üçü bir araya geldiğinde yarı hasta. Motivasyon olunca iyileşme çok kolay oluyor. Çok daha kolay oluyor. Ben hiç unutmuyorum Almanya'dan bir hastam gelmişti. Afrikalı Almanya'da yaşayan bir hastamız. Bakın karın gelmeden sonra ben ne dedim? 2-3 hafta istirahat. Şimdi kadın 4. gün ben çok iyiyim ben Almanya'ya uçmak istiyorum. Ki normalde biz 1 hafta sonra uçuruyoruz uçağa bindiriyoruz. Yani 7 gün sonra uçağa binip gidebiliyorlar memleketlerine. 4. gün ben gideceğim dedi. Kalktık servise dolanıyor. Yani hasta motivasyonu
kişisel özellikler, karakteristik özellikler bazen bizim beklentimizin çok daha altında iyileşmeyi, çok daha kısa sürede iyileşmeyi sağlıyor. Siz seçimin önemli olduğunu söylediniz. Yani tabii. Mesela liposuction mı yoksa böyle bir ameliyat mı olduğuna karar vermek çok önemli. Ne zaman bu ameliyata ihtiyaç duyuyor? Yani liposuction'da ne zaman idare edilmez oluyor işte? Şimdi Bey, mesela hasta geliyor, evet deformasyon var gövdede, oransız yağ birikintileri var, o kadınsı beden figürü gitmiş. Kıyafetlerle saklamaya çalışıyor. Ama şunu görüyorsunuz, sadece liposuction'la mükemmel bir vücut elde etmek onda mümkün. Çünkü onda o kas ayrışması, fasiye ayrışması onlar olmamış. Doğum yapmamış veya doğum yapmış ama mükemmel bir genetik sağlamlıkla eski yapısının neredeyse tamamını geri kazanmış. Tek fark şu olmuş, belin göbekte yağ birikmiş. Yanlarda yağ birikmiş, bel düzleşmiş, figür bozulmuş. Sadece liposuction'la o derinin sıkılığı, yağ dokusunun sıkılığı ve muayenede biz bunu anlıyoruz çok rahatlıkla. Sadece liposuction'la mükemmel bir vücut elde etmek mümkün o hastada. Ama şimdi bazı hasta var, yine benzer şikayetlerle geliyor. Vücudum bozuldu, deforme oldu mu şu bu. Doğum yapmış veya yapmamış fark etmiyor ama orada o yağ fazlalığı veya deri fazlalığının yanında iç fasyalarda ve kaslarda ayrışmalar olmuş. Onun liposuction'la tek başına düzeltilmesi mümkün değil. Mutlaka ve mutlaka abdominoplastiyle yeniden o kasların, o dokuların eski sıkılığına, gerginliğine getirilmesi gerekmektedir bu durumda. O zaman ne yapıyoruz? Liposuction'la karın germeyi, abdominoplastiyi kombine ediyoruz. Evet. O mükemmel sonuç ancak o şekilde alabiliyor. Hepsi beraber oluyor. Beraber onu alıyoruz. En çok karın hani hamilelik esnasında bozuluyor dedik ya hocam. Mesela başka bir çocuk düşünmüyor ve karnında da çok fazla bir deformasyon gerçekleşmiş. Ne kadar süre sonra yaptırabilir doğumdan? Çünkü doğumdan sonra da tabii Aytu daha iyi bilecektir. Doğru. Kendini vücudu toparlama, yenileme, emzirdikçe hatta kasların daha çok çalışması çok söz konusu. Yani böyle bir izleyenimiz varsa bizim ne zaman size başvurabilir? Güzel bir soru, çok güzel bir soru. Soruyor bize çünkü bu sorular. Benim önerim doğum sonrası, eğer bir daha yakın dönemde doğum düşünmüyorum diyorsa ki bu dönemde bence bir 4 yıldır. Yani bir kadın karın germe yapıp o güzel vücuda sahip olduktan sonra bence onu 3-4 yıl bozmamalı. Yani karın germe ameliyattan sonra doğum olabilir mi? Tabii ki olabilir. Tabii ki yapabilir. Biz benim kendi ellerimde hiç doğum yapmamış, daha evlenmemiş 20 yaşında kızı abdominoplasti yaptım. Neden? Çünkü çok sarkmış, çok aşırı kilo alıp vermiş. O kadının onun evlenmesi mümkün değil. Evet, onun evlenmesi için önce normal kadınsız, sağlam, düzgün, güzel bir vücuda sahip olması gerekiyor. Onun için bir operasyon gerekiyor doğum öncesi. Ama ne zaman yapabilir doğum? 3-4 yıl en azından beklesin. Çünkü o karın doğumla tekrar deforme olabilir, tekrar bozulabilir. O düzgün bedeni en azından bir 4 yıl korumasını ben öneriyorum. Yani evet, karın germe sonrası doğum yapılabilir. Bu birincisi. İkincisi ne zaman yapılabilir? Doğum yaptım, ne zaman karın germe yapılabilir? Evet. Bu önemlisini sorduğunuz. 6 ay 1 yıl. Doktor Bey daha iyi bilir. Yani 6 aydan önce kesinlikle zaten emzirme sürecini de tamamlamış. Bir yılı söylerim çünkü bir yılda vücut oturuyor. Ancak yani o kiloları gidiyor, ödemleri gidiyor dediğin çok önemli. Emzirme döneminde hala her şey çok düzelmiş değil. Çok emzirme döneminden sonra çok artık bir yaştan sonra bunlar çok doğru, çok doğru, çok doğru. Yani ortak branşımız olduğu için o konu. Evet. O konuda hakikaten ideal zaman belki bir yıldır. Çok özel koşullarda doktor bey. Bazen hasta motivasyonu öyle oluyor ki kadın artık depresyona girmiş, o karnını görmek istemiyor. Benim aile hayatım bitti diyor. Yani çok dramatik şeylerle de karşılaşabiliyoruz biz. O durumlarda çekebileceğimiz en alt limit 6 aydır. Peki gene hep kadınlar üzerinden konuşuyoruz ama erkekler de çok göbekliler. Çok, erkeklere de yapılabiliyor mu karın germe? Erkeklerde çok. Çoğunlukla liposuction yeterli oluyor ama bazı erkeklerde işte o aşırı kilo alıp vermeye bağlı sarkmalar olduğunda. Tabii ki sarkmalar olduğunda aynı işlem, şu söylediğimiz işlemin aynısı erkeklere de yapılabiliyor. Özellikle bu son dönemde cerrahisi, obezite cerrahisi arttığı için tabii 40 kilolar, 50 kilolar, 100 kilolar, yani çok tuhaf kilolar kaybediliyor. Öyle olunca tabii cilt ne yapsın değil mi? Kesinlikle. Bak bir hemen belki şu an eminim izliyordur beni Almanya'da bir hastamız. Postpartum bariyatrik cerrahiyle 60-70 kilo civarında bir kilo kaybetmiş. Genç çocuk 28-29 yaşında. Çok genç. Süper de yakışıklı çocuk. Fakat önceki fotoğrafını gösterdi bana. Ameliyat öncesi kilolu halini. Daha sonra gitmiş o ameliyatı olmuş. Zayıflama cerrahisi yapılmış. Çocuk şu an 70-80 kilo. İnanın ben tanıyamazsınız. Yani birisi babası dedesi dersiniz. Birisi oğlu kardeş dersiniz. İnanılmaz etkiliyor. Fakat sorun ne olmuş? Geldi. Kıyafetle geldi. Çok da yakışıklı, düzgün, fiziği düzgün bir çocuk. Boylu postu. Açtı. Katlantı. Hocam dedi benim tek şeyim bu. Problem bu. Hakikaten bir karın germe ameliyatı yaptık ona. Onu sporla toplamak çok da mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Değil. Hayır. Ne mümkün değil. Nasıl toplarsınız ama cildi toplayamazsınız. Mümkün değil tabii ki. Parçayı kesip atmak onu gerekir. Onu alıp tıpkı burada yaptığımız gibi bir abdominoplastik kas fasiye sıkılılaştırma, deri fazlalığının yağ fazla alınmasıyla mükemmel bir vücut elde etmek mümkün. Yani aynı işlemler kadınlarda olduğu peki, gibi şekilde yapılabilir. Peki iyileştikten sonra mesela spor yapabilir mi hocam? Kesinlikle. Kasları müdahale ettiniz ya. Şimdi karın germe yaptıran bir insan normal yaptırmayan
bir insan gibi spor yapabilir ama bir süresi var. Örneğin bir 6 aydan önce çok zorlayıcı, aşırı zorlayıcı sporlar önermeyin. Ama örnek veriyorum 6 ay 1 yıllık dönemden sonra ben ne yapabilirsem, siz ne yapabilirsiniz, aynısını yapabilir. Hiçbir fark yok. Yani ben ameliyat geçirdim, artık ben eksiğim, benim biraz daha zayıf, geri planda olmam lazım psikolojisi asla doğru değil. Çünkü bir yılda gerçekten matürasyon tamamlanıyor. Normal sizin benim karın yapımız neyse onunki de o oluyor. Ama daha erken spor başlatıyoruz. Yani bir yıldan sonra spor başlar değil. Hafif sporlara bir aydan sonra bile, artık yürüyüşler, ufak tefek şeyler, kaldı ki şu bölge sinyal veriyor. Ameliyat bölgesi. O çok akıllı bir bölge, ameliyat yaptığımız bölge. Diyor ki yapma diyor, bu hareketi yapma diyor, sinyal veriyor. Zorlayıcı hareketleri zaten sana fren gönderiyor. Sen ona dikkat ettiğin takdirde her türlü sporu yeter ki dozunda yap, yeter ki zamanlamasına göre yapabilirsin. Özellikle bir yıldan sonra zaten her şeyi yapabilirsin. Hocam bunlar gene büyük operasyonlar ama daha hani minik ama insanları gene çok rahatsız eden yerler şu simit bölgesi dediğimiz. Özellikle evet. Evet, hemen şu var. Yan bölgeler. Yani bakıyorsunuz vücudu çok ideal ölçülerde ama şurası bir türlü gitmiyor. Birçoğumuzda da var yani, çok inatçı bir bölge. Çok, oraya çok. Ne yapmak gerekiyor? Mesela geliyor hanımlar 48 kilo. Bakın 48 kilo ben hemen liposuction yapıyorum. Yaptım. Niye yapıyorsun? 48 birisi kilo, söylese deli misin, deli misin derler, değil derler. Mi? Derler. Ama niye? 60 kilodan düşmüş 48'e. Fakat belli bölgelerdeki o simit bölgesi, bel bölgesi, karın ve göbek bölgesi yağ gitmemiş. Çok zayıf ama o kadar rahatsız edici ki kıyafet giyemiyor. Ya buradan taşıyor. Böyle sarkıyor. Taşıyor, taşıyor. Ona sadece liposuction'la tekrar o mükemmeli yakalamak mümkün. İşte inatçı, spora dirençli ve diyete dirençli yağ birikimleri dediğimiz birikimler söz konusu bazı insanlarda. Bazı insanlar ama verebiliyor, verince gidiyor. Yani kilo verdiğinde o gidiyor ama aldığında tekrar fazlasıyla alıyor. Ama bazı insanlar var ki asla ne diyetle ne sporla oradaki fazlalığın gitme şansı yok. Tek şans var liposuction. Yani liposuction'da korkmamak lazım. Liposuction denediğinde bazı insan sanki bir ameliyat, büyük bir şey. Asla değil. Çoğu zaman lokal anestezi altında bile rahatlıkla. Yani sadece lokal, o bölgesel uyuşturmayla rahatlıkla yapılabiliyor. Aynı gün evine gidebiliyor. Volüme bağlı. Düşük volümlü. Ne kadar hacim çıkartacağınıza bağlı. Tabii ki ona bağlı. Volüme bağlı ve alanın darlığına, genişliğine bağlı. Yapıp aynı gün evine, işine gidebildiği gibi belki bir gece hastanede yatıp ertesi gün normal hayatına dönebilen olgular var. Evet. Hocam, dolayısıyla liposuction'la iyi sonuçlar elde etmek aslında tabii. Liposuction'ın hani biraz da mantığını da anlatmak lazım. Hani şöyle şeyler de söylenebiliyor. Liposuction yaptıracağına git spor yap, erit oradaki bölgede. Değil. Ama liposuction'da yağ hücrelerini artık vücudunuzdan atıyorsunuz ve aynen, o bölge hiçbir zaman eskisi kadar kilo almıyor. Almıyor. Değil almıyor. Mi? Çünkü bu doğru bilgi çok midir? Çok doğru bir bilgi. Çok doğru bir bilgi. Çünkü yanlış biliniyor. Bazen insanlar şöyle söylüyorlar. İşte doktor alırsın, tekrar oraya doldur. O zaman bir daha al, bir daha boşalt, bir daha doldur, bir daha boşalt mı yapacağız yani diyebiliyorlar. Zaten asla alabileceğiniz değil. Maksimumda bir miktar var herhalde. Var. O bölgeden biz o yağ hücrelerini aldığımız için tekrar oransız yağ birikme ihtimali artık yok denecek kadar az. Alsa bile kilo ne olur? Orantılı alıp verebilir. Şimdi, ha, bu da liposuction. Bakın örnek gösteriyor. Görüntü orada. Var. Ekrana alalım o görüntüyü. Ekranda orada. Bakın liposuction'da kanüle girmişiz. Bakın ince bir kanüle, vakumlu bir kanüle. Tabii bunların ve kanüller çok çok lazerli olanları var. Tabii lazerli kanüle, lazerli poliz, lazerli olanları var. Şimdi bir şey var. Veriyor içeriye. Oraya girdiğinde önce bir sıvı veriyoruz. Önce bir sıvı veriyoruz. O sıvı o bölgede hem kanamanın azalmasını sağlıyor, hem yağ hücrelerinin birbirinden kolay ayrışmasına katkı bulunuyor. Daha bir sonra de yağı biraz daha likit yapıyor herhalde, likit yapıyor. Değil mi? Kolay çekebilmeniz. Tabii ki kolay çekmeyi sağlıyor. Daha sonra oraya vakumlu yöntemlerle, vakumla oradaki yağlar biraz sonra oradan alınacak, sıvı verdikten sonra. Ve bal peteği bir görünüm oluşuyor. Evet, dikkat edin bakın, oldu, içinde yağlar boşalmış. Aynen. Ve deri ne yapıyor? Aşağı doğru. O deri aşağı doğru bakın. İşte bu. İşte söndü. Bu. Söndü. Yani o alttaki deriye yağ dokusu gereksiz, lüzumsuz, orantısız yağ dokusu alındığında normal deri olması gerektiği yere peki, geliyor. Peki yağ hücreleri oradan gitti. Artık orası yağlanmıyor. Ama vücudumuz aynı miktarda yiyeceği alıyor. Vücut onları başka yerlere biriktirmiyor mu? Ha, güzel de bir soru. Evet. Yani oradan aldım, başka güzel. Yerimden çıktı. Bu da çok soruyor. Çok güzel bir soru. Hayır, biz orada tamamen bütün yolları yok, yağları yok etmiyoruz. Yağ hücreleri yine var. Biz fazlalık yağları aldığımız için siz daha fazla yer kilo alırsanız yine alırsınız, orantılı kilo alırsınız. Şimdi bir kadın düşün. Evet kiloludur ama orantısı çok mükemmeldir. Yani düşün 80 kilo kadın 80 kilodur, 1.80 boyundadır, mükemmel bir beden orantısı vardır. Hı hı. Yani o kıvrımlar, form normaldir ama başka bir kadın düşün 60 kilodur ama bir yerde birikmiştir. Form orantısız bir yağ dağılımı vardır. Dolayısıyla evet yağ dağılımına bağlı tekrar kilo alabilirsiniz ama orantılı alırsanız ve o görüntüde sizi rahatsız etmez. Yani liposuction önemli özelliği gereksiz,
lüzumsuz, fazlasız, çıkıntılı bölgelerin yağlarını uzaltılmasıdır. Bölgesel özellikle. Bölgesel özellikle. Yoksa liposuksiyon şunu da beklememek lazım. Onu da yapıyorlar. 130 kilo gidiyor. Doktor zayıflama ben, ameliyatı sanıyorlar. Öyle sanıyor. Hı-hı. Ben size liposuksiyon yapacağım, zayıflayacağım. Hayır. Mesela benim elimde, ben en çok aldığım yağ dokusunu söyleyeyim doktor bey. Ortalama rakamlar 4-5 litre falan ama 12 litre, 11 litre 750 cc. Bakü'de selamlar buradan. Siz çok izleniyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Azerbaycan'da Bakü'de bir hastamdan almıştım. Biz de selam söylemiş olalım. 11 litre 750 cc yağ dokusu çıkarmışım bir hastada. Şimdi bu olabiliyor. Ama bu nasıl oldu, niye öyle oldu derseniz, öyle bir hanımefendi düşünün ki şu bölge inanılmaz kilolu. Tamam, yukarısı normal. Hı hı. Buradan aşağı, ama şu bölge, yani belli bölgede muazzam bir yağ birikimi olmuş. İşte o muazzam yağ birikimini muazzam bir yöntemle yüksek volümle alabiliyoruz. Ve daha orantılı bir hale gelebiliriz. Peki bugün şunu öğrendik. Aynı biz nasıl burun değil artık yüz estetiği konuşuyor diyorsak, artık meme değil vücut torsoplasti, vücut estetiği konuşuyoruz. Evet. Doçent Doktor Hayati Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.